Aşklarım, hepinize merhaba. Abi çok kötü görünüyorum. Çok acil bir şekilde benim makyaj yapmam lazım. Elim ayağım titriyor. Şu an kendime bakamıyorum. Bugün niyeyse ekstra bir beğenmedim. Şu an suratıma bence inanılmaz kötü duruyor abi. Bilmiyorum. Saçımdan başından dolayı mı anlamadım. Üstümden dolayı da olabilir. Bilmiyorum ama acil benim bir şeyler, benim makyaj yapmam lazım. Çok kötü durumdayım. Neyse. Evet arkadaşlar, konuşmamız lazımı çekiyoruz. 5 mi oldu? 4 mü oldu? Çok hatırlamıyorum ama başlıkta zaten yazıyordur. Bu içeriği seviyorsunuz. Yani en son bıraktığınızı seviyordunuz. Umarım hala seviyorsunuzdur. O yüzden şöyle güzel bir makyaj yapacağız ve bana yine konuşmamı istediğiniz sorular verdiniz ve ben de aralarından birkaçını seçtim. O zaman makyajımıza başlayalım. Makyaj yaparken konuşmalarımızı da, yani konularımızı da yavaş yavaş açalım diyorum. Evet, bu arada umarım karantinanız güzel geçiyordur. Bu arada makyaj olarak şey yapayım diyorum ya. Hep yaptığım makyajı. Yani yine çok farklı bir şey yapmayacağım, haberiniz olsun. Çünkü hani bu benim tarzım. Ben oturup da böyle çok farklı bir şey yapmak istemiyorum. Hani hepinizin de kullanabileceği günlük makyaj şeyi de olsun istiyorum. Clinique'in bu nemlendiricisiyle başlıyorum. Bu arada şu an içeride Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Sokağa çıkma yasağı gelecek mi, gelmeyecek mi? Bakacağız. Şimdi ben buradan korona için bir tarih vereceğim arkadaşlar. Bugün. Bu benim için bir dijital günlük gibi düşünün. Bugün günlerden 27 Mart Cuma akşam 10:14. Aktif vaka sayısı 5600 küsür olması lazım. Ölü sayımızda 90 küsür. Ben diyorum ki bu olay bizim tamamen hani her şeyimizin normal hayata dönmesi. Haziran'ı bulacak gibime geliyor. 8 Haziran gibi falan çok normal bir hayata döneceğiz ama hani daha erken de olabilir ama artık tamamen bitti diyebileceğimiz bence 8 Haziran gibi geliyor bana. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi acaba, onu merak ediyorum. Bir yandan da içeride şu an siz izlerken belli olmuş olacak. Zannetmiyorum ama ya, büyük ihtimal yapmayacaklar. Neyse. Ha, bu arada göz bazı olarak Smashbox'ın bu primerını kullandım. İlk başta konuşmama istenilen konu bir erkek tarzı ile ilgili, arkadaşına aşırı bağlı erkek. Bu konuda bir yorum yapmam gerekirse bence böyle bir erkek bulmuşken kaçırılmaması gereken bir erkek tipi olduğunu düşünüyorum. Yani tüm erkekler. Bunun tam zıttı erkek bulmak çok zor, farkındayım. Ama ben ikisini de kıyaslayabilirim şu anda. Kıyaslayabilecek durumdayım. Bu arada göz kapama yine şu. Estela Powder'ın Double Wear Same Place Flawless Wear Concealer'ını süreceğim bu. Çünkü şöyle, erkek etrafında çok fazla arkadaşı olmayınca, sürekli görüştüğü ettiği bir erkek arkadaşı olmayınca tamamıyla size sarıyor. Bu benim hoşuma giden bir şey değil. Belki bazı kızların daha çok hoşuna gidiyordur. Yani tüm ilgi onda olsun, arkadaşlar o kadar görüşmesin, ben sürekli yazsın etsin, arkadaşlarıyla daha az görüşsün, hep benimle görüşsün diyen bir kız tarzı için bu süper. Yani tam zıt, arkadaşına bağlı olmayan erkek daha iyi. Ama benim için tam tersi. Ben bir erkeğin tek derdini, zorunu ben olmasını asla istemem. Erkekler arkadaşlarıyla vakit geçirdikçe inanın ki deşarj oluyorlar ve size çok daha iyi davranıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Tabii arkadaşlarına da bağlı şimdi, kötü karakterli yapıda arkadaşları varsa tabii ki ben de istemem o tarz, yani kötü insanlarla görüşmesini, ama onun dışında bir erkeğin bir erkek arkadaşıyla ya da herhangi bir erkek arkadaş grubuyla takılması ve vakit geçirmesi benim açımdan çok sağlıklı ve olması gereken bir durum. Eğer siz bir erkeği zorlarsanız ve arkadaşlarıyla görüştürmezseniz o erkek için hayat inanılmaz çekilmez bir hal alır. Onun psikolojisi için de çok kötü olur. Sizin psikolojiniz için de çok kötü olur. Estée Lauder'ın yine bu şeyi, Double Wear pudrası. Ama tabii bunun ortası da var. Arkadaşlarına inanılmaz bağlı olması çok mu iyi? Çok da iyi değil ama bağlı olmasını isterim ben. Bir arkadaşına değer versin, bir arkadaşını korusun, kollasın isterim. Satıcı birisi arkadaşlarını çok kolay satıyorsa zaten karakterini anlarsınız bunun iyi bir şey olmadığını. Aşırı aşırı bağlı olunca da genelde tüm buluşmalar arkadaşlarıyla gelmiş oluyor. Bu sefer hiç yalnız kalamıyorsunuz. Ben iki türlüsünü de yaşadım. Hiç arkadaşlarıyla görüşmemesi. Şu anki durumum. Yani arasını bulmak lazım. Evet, ikinci soru. Virüs meselesi ne zaman biter sence ya da azalmaya başlar? Söyledim zaten. Tarihi verdim. 8 Haziran diyorum. Hiç evini terk etmek istedin mi? Neden? Şimdi ona geçmeden önce. Abi bok gibi mi duruyor saçım? Ben saçımı ne yapacağım bu arada abi? Çünkü kuaförler kapandı. Benim bakıma gitmesi gerekiyordu saç. Kaldı böyle. Daha fazla bekletirsem de şey, saçlar birbirine girecek. Daha kötü o. Ay bilmiyorum. Şunu kullanayım ya. Sephora'nın şöyle bir paleti vardı bende. Palete adı yazmıyor arkadaşlar. Ama yılbaşı şeyinde, zamanında alınmış bir palet. Oradan kullanacağım. Biraz daha parlaklı bir şeyler yapalım ya. Parlaklı bir şey yapmayacağım abi. Tamam, kahverengi falan yapacağım yani. Şuradaki herhangi bir palette olan kahverengi rengini aldım. Şimdi her zamanki gibi şöyle göz kenarlarıma süreceğim. Hiç evimi terk etmek istedim mi? Abi evet. Ama bu aileye falan sinirlenip gitmek gibi değil de, ben yalnız yaşamayı aşırı seviyorum. Ben yalnız olmayı daha doğrusu çok seviyorum.
Ben yalnızken benim enerjim tavan seviyede. Hani hiç görmediğiniz kadar tavan seviyede. Çünkü hani şey, o özgürlük, o şey, istediğimi yapabilirim, evde kimse yok. O his benim çok hoşuma gidiyor ve o yüzden modum çok yükseliyor. O yüzden ben evden kaçmak değil, evi terk etmek, evden gitmek istedim. Hala da istiyorum. O yüzden en büyük hayallerimden biri şu anda. Hatta belki en büyük hayalim bile olabilir. Eve çıkmak. Hayır, eve çıkmak. Ben tek kaldığımda deşarj olabilen bir insanım. Tek başıma vakit geçirdiğimde. Mesela Andrei ile o yüzden çok problem yaşıyoruz. Çünkü ben tek başıma vakit geçirmek inanılmaz fazla istiyorum. Ama o 7-24 konuşmak istediği için biraz zorlanıyorum. Bu arada ben ne fark ettim biliyor musunuz? Farı, gözüme hangi renk far sürersem süreyim abi hep bu renk çıkıyor. Bak diğer videolarımı izle. Ne renk sürersem süreyim. Hep bu renk. Acaba hep aynı rengi mi sürüyorum ben ya? Ama benim gözüm hep bu renk yani. Neyse, ben yani yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar, hiç yapmadığım bir şey yaparak. Şuradaki bordom suyu alacaktım. Hadi onu almayayım. Aslında onu mu alsam? Ortaya parlak geçeceğim de. Hadi ben şu bordoyu alıyorum yine. Dayanamıyorum abi, elim oraya gidiyor. Yapacak bir şey yok yani. Üniversitede okuduğun bölümle ilgili biraz bilgi verebilir misin? Bilen birinden duymak iyi olur. Bu hepinizin ilgisini çekmeyecek. O yüzden kısa kesmeye çalışacağım. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum. Bilkent Üniversitesi'nden. Okuması diğer bölümlere nazaran, Bilkent açısından konuşuyorum, kolay bir bölüm. TM bölümleri içerisinde belki de yani en kolay sayılabilecek bölüm. Eğer ilginiz de varsa siyasete, çok rahat bir şekilde okur bitirirsin. Benim ilgim olmadığı da çok rahat bir şekilde okuyup bitirdim. Çünkü sadece sözel. Ben gerçek bir sözelciyim arkadaşlar. Bir sözelci kafanızda nasıl canlanır bilmiyorum ama sözelci deyince aklınıza ben gelmeliyim. Benim kafa hep yorumlamaya, okuduğunu anlamaya, ezberlemeye falan yönelik. O yüzden benim için çok ideal bir bölümde. Ne görüyorsun? Dünya siyaseti görüyorsun. Türkiye siyaseti görüyorsun. Ülkelerin siyasetlerini karşılaştırıyorsun. Hukuk derslerin var. 3 tane hukuk dersi aldım. İdari hukuku, anayasa 1, anayasa 2 hukuku. Bir de seçmeli bir hukuk dersi aldım. O da hukuka giriş gibi bir ders. Yani biraz hukuk da görüyorsun. Şunu yaptım. Şöyle şimdi karıştıracağım. Aynı zamanda ilk sene İngilizce derslerinde oluyor. Ekonomi de görüyorsun. Psikoloji bölümünden çok fazla dersin var. Psikolojiye, sosyal psikoloji özellikle. Yani çoğu bölümden böyle alıp böyle biriktirip bir şey yaptırıyorlar sana yani. Öneririm ama. Güzel bir bölüm. Özellikle ilgin varsa, zor bir bölüm de değil ayrıca. Okuması dediğim gibi zevkli bir bölüm. Sadece çok okuyup çok yazıyorsun. Sürekli essay yazacaksın yani. Onlara okeysen. Gayet güzel bölüm. Biriyle buluştuğum zaman konuşamıyorum, susuyorum sürekli. Nasıl aşabilirim bunu? Bu konuya geleceğiz. Şimdi yine ben bu paletten şu parlağı alacağım. Bu parlak tabii, şimdi göremiyorsunuz da. Şöyle ucu şöyle bir fırçayla alıyorum. Hayatımda şu hareketi yapacağım aklıma gelmezdi ama yaptım. Bir kız son konuşmamız lazım videolarımdan birinin altına yazmış, gördünüz mü? Sesin o kadar makyaj videosu izledim ama senin videonla makyaj yapmayı öğrendim. Arkadaşlar ben halka inebiliyorum. Ben halktan biriyim. Halk nasıl makyaj yapması gerektiğini benden öğrenmeli. Çünkü ben de halkla aynı düzeyde makyaj yapıyorum. Sanki o kadar da parlak olmadı ya. Diğer parlak olanı alıyorum. Ha. Şimdi daha parlak olacak. Aydar aldım be. Kamerada kendime bakmak istemiyorum. O derece kötü hissediyorum kendimi, anlatmam size. Neyse, biriyle buluştuğum zaman konuşamıyorum, susuyorum sürekli. Şimdi öncelikle ben de böyleyim. Ama bunun sebebi bence değişebilir. Herkesin aynı sebepten ötürü suskun olması aynı sebep değildir. Şimdi bendeki suskunluğun sebebi utangaçlık değil. Ben birilerine bir şey anlatmayı çok sevmem arkadaşlar. Ben herhangi bir şeyim, yaşadığım bir şeyi ya da hayatımdaki bir şeyi insanlara kolay kolay anlatmam. Çok zor anlatırım. En yakın arkadaşlarıma dayandım. Çünkü şey diye düşünüyorum. Bunu niye umursasın ki? Yani çünkü ben insanların genel olarak anlattıklarının %80'ini umursamıyorum. Hakikaten söylüyorum. Umursamıyorum yani. Gelip bana bilmem nerenin bilmem ne olmuş da bilmem ne olmuş. Geçen gün şuraya gitmiş. Yani boş muhabbet yapan insanlar, o insanların biri asla hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman. Çünkü hem benim ilgimi çekmiyor onların anlattığı şeyler. Hem de biliyorum ki ben öyle konuşursam o da insanın ilgisini çekmeyecek. Yani this is how conversation works. Eğer böyle düşünüyorsanız, iletişim dediğimiz şey zaten bu şekilde olur diyorsanız, ben yokum abi. O yüzden genelde ben hep dinleyiciyimdir. Çok fazla bir şey anlatmam. Bir şey anlatacaksan ve gerçekten çenem düşecekse, bilin ki o konuşma karşındakinin bilmesi gerektiğini düşündüğüm bir konudadır. O yüzden genelde buluşmalarda da daha çok ben susarım ve karşımdaki anlatırım. Çünkü bilmesine gerek yok. Böyle bir şey onun ilgisini çekmeyecek deyip zorlamak istemem insanları. Senin de bu durumdaysan buna yapılacak bir şey yok. Çünkü bu biraz karakter meselesi. Ben hep böyleydim çünkü. Ama seninki utançtan vesaireyse, hani utandığın içinse, utanç nasıl aşılır gerçekten o konuda çok bir bilgim yok. Sanırım bunun için bir yardım alabilirsin. YouTube'da bir sürü video var. Yani kendini geliştirme, kendini özgüven depolamayla ilgili. Onlara bakabilirsin. Öneririm. Şimdi arkadaşlar şu maskarayı kullanacağım.
Bu Sephora'nın Size Up maskarası. İlk vegan maskaralarıymış Sephora'nın sanırım. Ve çok güzel bir maskara. Bayıldım. Bakın ben daha önce şunu kullanıyordum. Şu Unlimited'i biliyorsunuz zaten. Bunu artık bilmeyen kalmadı. Bu da çok iyi ama buna rakip çıktı bu ya. O derece yani. Normalde bunu hiçbir şey değişmezdim. Ama bu, bak şimdi göstereceğim. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi ya acaba? Edilmemiştir ama edilseydi İlaylar yazardı. Aa, şehirler arası kısıtlandı yazmış. Aa, başka şehirlere gidemiyoruz sanırım şu an. Mesela bir yere gittiğimiz mi var? Yanda biri kavga ediyor. Aha, bakın görün. Bence bayağı fark var ya. Değil mi? Ay yeter, üf. 3 saniye sonra sileceğim zaten boşu boşuna. Of. Vallahi boynum ağrıdı, ağlayacağım. Bu arada inanamayacağınız bir şey oldu. Ben göz kalemini bıraktım. Ya göz kalemini. Yemin ederim. Niye bıraktın derseniz, yorum yok. Evet, değiştiriyorum bu konu. Hassasım bu konuda birazcık, o yüzden. Evet, şimdi fondötene geçtim. Yves Saint Laurent'in All Hours Foundation'ını kullanacağım. Hala köylü gibi kameramı elimle ayarlıyorum. Yeni kamera almam lazım. Alex Stim'in rahatsızlığına ilgili konuşma. Bence Andrei ile sevgilisi, mesela neler hissediyorsun? Bu soru her soru cevapta mutlaka soruluyor ve artık bence yanıtlamamın vakti. Zaten yanıtlamıştım diye atıyorum bir tanesine de. Pek bir şey değişmedi arkadaşlar. Okey, sevgi falan hissediyorum. Zaten hani kim sevip kim sevmediğimi anlayabilirdim yani. Normalde de bu Ande'den önce falan da. Ande'de seviyorum yani ama bir şey değişmedi yani, aynıyım. İyi miyim ya, daha iyiyim yani. Daha iyiyim ama aynı. Ben bunun artık karakter meselesi olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü şey diyorum ya, insanları özlemiyorum olayı. Onu bir tek ben değil, birçok insanda olduğunu fark ettim. İnsan özlememek olayını. Bu arada her bunun yapışında şey yazıyorsunuz aşağıya. Sizin suratını dövme. Abi biri bu arada soracağı kısmına şey yazmış. Kornea hastalığı hakkında ne düşünüyorsun? Kornea güzel hastalık diyorum. Covid-20. Ay, kaşımı tarayayım. Artık ben kaşımadım ama bir şeyler yapsam ya. Kalbim böyle hiç kaşıma aldırmadığımı biliyor muydunuz? Hiç aldırmadım kendi hali. Artık bir şeyler yaptırayım ya. Hem kendim de yapayım hem aldırayım da. Şu an özellikle yaptırmanın tam sırası olduğunu düşünüyorum. Dünya bu şekildeyken benim kaşlarım. Yakalanmayacağı kesin olsa aldatır mısın? Arkadaşlar bu konuda kendimi bilmiyordum. Yani hiç bilmiyordum. Yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum çünkü başıma hiç gelmedi. Hani biriyle ilişkideyken başkasını beğendim de yani yapar, kendimden emin olamıyordum. Yani şey diyemezdim. Asla yapmam diyemezdim ama şimdi fark ettim. Yok. Gerçekten seviyorsam mümkün değil, yapamam. Şu an düşünemiyorum bile yani. Çünkü karşındakine kıyamıyorsun hakikaten. Hani karşıdaki hak etmiyor. Yani hak etmiyorsa asla aldatamam. Hani ben iğrenç bir insan olayım ama yine de karşımdaki hak etmiyorsa ona bu kötülüğü yapmam. Bir ilişki düşün, çocuk başka videoları izlemeyi aldatmak gibi görüyor. Ve öyle yapmaktansa ihtiyacı için senden nude istiyor. Bu konuda ne düşünüyorum? Bu konu bence çok riskli bir konu. Ve genç kızların özellikle bu konuda ciddi anlamda eğitilmeleri ve doğru olan yola yönlendirilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ondan önce şu her zaman kullandığım Nix'in artık şu stiğini biliyorsunuz yani. Onu şöyle yanaklarıma süreceğim. Abi peki kulağım? Kıpkırmızı. Bu da mı öyle? Bilemedim, kamerayı mı öldürüyor acaba? Ay ben kafama şapkamı takayım, ne yapayım? Ay bayılacağım, hiç beğenmiyorum. Kızlar fotoğraf motoğraf atmayın. Bu işin şakası olmaz. Erkeklere özellikle lise çağındayken hiçbir şekilde güvenilmez. Hiçbir, bakın o derece söylüyorum. Lisedeki çocuklara böyle şeyler asla yapmayın. Büyümüş ya da olgunlaşmış olmuyorlar. Sevgiliniz de olsa, ne kadar güveniyor olursanız da olun. Özellikle daha küçük yaşta asla yapmayın. Yani arkadaşlarına gösteriyorlar, emin olabilirsiniz. Benim de bir sürü erkek arkadaşım oldu. Erkek arkadaşım yani normal erkek arkadaşım. Hepsinde de ne yaptıklarını gördüm yani. Yani herkes o fotoğrafları gösteriyordu. Sadece benim okulumda ya da sadece benim şehrimde olan bir şey de değil. Gösteriyorlar, haberiniz olsun. Kime güvenip kime güvenmeyeceğiniz belli olmaz. Çünkü erkekler olgunlaşmamış oluyorlar. Hani siz olgunlaşmış olsanız bile erkekler bu konuda olmuyorlar daha. Bu hani ihtiyaç için istiyor falan da ben öyle bir şey istemiyorum deyip geçeceksin. Hani bu konuda sana trip mirip atarsa da yolla gitsin yani. Sırf bu yüzden seninle konuşmuyor. Zaten ne için beraber olduğunu bellidir seninle. O yüzden asla sakın öyle bir şey yapma. Hani ileride de büyüdüğünüzde de biraz daha. Yani şunu soran bir kız, büyük mü emin değilim ama değil herhalde, benim kadar büyük değil. Benim yaşlarım sayınız, yaşlarım sağınızda. Ya çok falan güvenirseniz, isterseniz yapın ama bilmiyorum yani, risk çok riskli bir iş. Riskinizi kendiniz belirleyin. Yani ayıp günahtan ziyade riskli olması konusunda sizi uyarmak istiyorum. Yoksa herkesin kendi seçimi. Son soruma da geçeceğim. Karantina günleri nasıl geçiyor, neler yapıyorsun? Yine yanağımı, durun şimdi bak, bu allık. Her zamanki allığım. Bir de şöyle bir aldığı daha var ama bu daha biraz daha... Deneyelim mi? Abi çok kötü olacak ama. Hem bu hem bu hem şunlarım var.
Şöyle falan yapsam. Biraz bronzluk katmak amacıyla. Yanaklarıma da hafif şöyle. I think it's okay ya. Hemen bir de aydınlatıcı süreceğim. Karantina günlerinde arkadaşlar ben zaten işsiz ve evde olduğum için bu arada bir iş başvurusunda bulundum. Mülakata falan gireceğim. Bana şans verin inşallah olur. Ben zaten işsiz ve sürekli evde olduğum için bana şu anda şey gelmiyor bu olay. Hani farklı bir şey gibi gelmiyor. Siz okula falan gidiyorsunuz sürekli. O yüzden sizin için farklılık olabilir ama ben bayağı uzun zamandır evdeyim. Evde olmayı seviyorum. Yalnız olmayı seviyorum. Bildiğiniz gibi. O yüzden benlik hiçbir sıkıntı yok şu an. Ben hiç sıkılmıyorum. Ne yapıyorum derseniz online kart oyunu indirdim. İşte İlay, Oğuz, ben, Andrea falan oynuyoruz. Americano indirdim. Okey indirdik. 101 var, 45 var. Onları oynuyoruz. Onun dışında ben sürekli Sims oynuyorum. Zaten şeyimde görmüşsünüzdür Instagram story'imde. Sims çok fazla vaktim alıyor. Zaten bir video çekip editlemem tüm günüm alıyor neredeyse. Hakikaten söylüyorum. Benim mutlaka vakit buluyorum. Andrea ile bazen film izliyoruz. Siz de arkadaşlarınızla ve sevgilinizle mesela film izleyebilirsiniz şeyden geceleri falan aynı anda açıp. Netflix'in öyle bir şeyi var, olayı var aynı anda izleyebiliyorsunuz falan. İnternet yazın o çıkar zaten. Bir tek şey sıkıntı işte. Hava almaya çıkamıyorsun o kötü. Onun için de balkona falan çıkacağız. Hani tüm dünya böyle. Bir tek biz böyle değiliz. O yüzden kendinizi yalnız ya da korkmuş hissetmeyin. Evet. Bu video biraz fazla mı ciddi konuştum sizce? Şimdi şu dudak kalemiyle yuvarlak yapayım mı yine dudağımın üstünü? Dur bakalım yapabilecek miyim? Bir insan bu kadar mı beceriksiz olur ya? Yani çok beceriksiz gördüm ama benim kadarı gelmiş midir bu dünyaya? Sanmam. Yemin ederim artık umurumda değil. Tamam. Flormar'ın 002'sini sürüyorum. Silk Matte serisinin. Flormar. Benim adım Nergis. Soyadım Aksu. Ruj sürme özürlüsü olduğum bir kez daha kanıtlandı dünyalar ve gözler önünde. Hatta isterseniz parlatıcı da sürelim üstüne. Bobbi Brown'ın şu küçük parlatıcısını adını unuttum ya ne olduğunu. Sürmesem mi parlatıcı? Deyip sürmem asla beklemeyeyim. Evet arkadaşlar bugünkü makyajımız da bitti. Her zamanki makyaj bilmiyorum neyse abi şu an bu videoda kendimi asla beğenmedim. Hiç beğenmedim. Hemen bitirmek istiyorum. Kesin saçım yüzünden artık bunu anladım. Saçım kötü olunca direkt otomatikman kendimi kötü hissediyorum. Ah, gel. Çok daha iyiyim bence. Keşke böyle açsaydı direkt videoyu. Evet aşklarım bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyfiniz iyidir ve evden çıkmıyorsunuzdur ve umarım Haziran 8'e kadar morallerimizi yüksek tutabiliriz ve sağlık ve birlik içerisinde yaşarız. Herkes kendisine çok dikkat etsin. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda yani episode gelecek ondan sonra merak etmeyin. Aşağı attığım yorumu gördüm çünkü. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.